Ve seçime sayılı günler kala CHP'nin adayı İnce'nin Pensilvanya iddiası siyasette tansiyonu iyiden iyiye yükseltti. İnce'nin miting meydanından ortaya attığı iddiaya Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında yanıt verdi. "Ben parti kurmak için Pensilvanya'dan izin alacak kadar düşük bir siyasetçi değilim," dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı o iddiaları mahkemeye taşıdı. "Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Yüz yüze kendisiyle hayatımda iki veya üç kere görüştüm." Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddiasına Show TV ekranlarından işte böyle yanıt verdi. O açıklamadan hemen sonra da suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı. AK Parti'yi kurarken Gülen'den icazet aldı diyen CHP adayından tazminat talep etti. "Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Kimle gittim? Çık bunu açıklayacak. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip büzülmez." Show TV, Habertürk, Bloomberg HT ortak yayınına konuktu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ ve Ciner grubundan habercilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Seçime 26 gün kala gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. İnce'nin FETÖ ile başı Amerika'dan usulüne uygun istenmediği iddiası içinde söyleyecekleri vardı. "Hadi açıkla. Kim söyledi? Hangi Amerikalı yetkili söyledi? Amerika'nın Adalet Bakanı mı söyledi? CHP'nin orada ofis başındaki adamı söylediyse, bununla söylüyorsan bunu hepten iflas etti." Yeniden seçilirse nasıl bir kabine olacağını da anlattı yeni sistemde. "Bu 13 olur, 15 olur, 17 olur, böyle bir bakanlar kümesi. E bir de bunların yanında bakan yardımcıları olacak. Biri de ofisler olacak. Ve bunlar aslında aynı bütün ama renkli." Beş bakanın neden yeniden aday gösterilmediği sorusuna da yanıt verdi. "Farklı bazı düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler. Ama ya siz aday olmayın diye böyle bir danışıklı dövüş söz konusu değil." Güçlü parlamento isteğini hedef koyarak dile getirdi bu kez. Seçmene seslendi. "Eğer güçlü bir cumhurbaşkanı istiyorsanız güçlü bir meclise de ihtiyacımız var. Bıçak sırtı değil. Ciddi manada 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım." Kampanya sürecinde Bahçeli ile ortak miting yapabilecekleri sinyalini verdi. Adres de gösterdi. "Ben aslında arzu ederim. Sayın Bahçeli'nin de olumlu bir yaklaşımı olursa İstanbul, Ankara gibi yapma durumumuz olabilir."